1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalyeyle geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050. Mutlu Günler kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, yine yeni bir Şifa Kapısı programımızda sizlerle birlikteyiz. Bu haftada Şifa Kapısı programımızda iki önemli konuyu sizlerle paylaşacağız. Mide botoksu ve mide balonunu konuşacağız. Genel cerrahi uzmanımız Operatör Doktor Hasan Nice bizlerle birlikte olacaklar. Ve Hasan hocamıza ilk sorumuzu yönlendirelim. Mide botoksu nedir? Şimdi kilo vermede, morbid obezite de tabii ki mutlaka ameliyata giden bir süreç var ama eğer ki vücut kitle endeksimiz 30 ile 35 arasında çıkıyorsa, ki bunu da şöyle hesaplıyoruz, boyumuzu metre cinsinden birbiriyle çarpalım,
Ardından da kilomuzu bu çıkan değere bölelim. Eğer bu 20 ile 25 ise normal. 25 ile 30 arasındaysa hafif kilolu. 30 ile 35 arasındaysa obez. 35'in üstü morbid obez. İşte onlar artık sleeve gastrectomy dediğimiz tüp mide ameliyatını yapıyoruz. Ama o seviyeye gelmemiş, kilolu, işte şeker hastalarına gidiş, tansiyona gidiş olan hastalarımıza ilk başta kilo verdirmek için en temel başlangıç aşaması mide botoksu. Çünkü uygulaması rahat. Hastalar hiçbir şekilde hastanede yatması gerekmiyor. Ve biz mide botoksunu, bildiğimiz bu botoks dediğimiz ilacı, midenin 22 ayrı bölgesine bunu uyguluyoruz. Ondan sonra bu birçok şeye yol açıyor, etkiye yol açıyor. Bunların en başında da çabuk tokluk hissinin gelmesi, ardından mide boşalımının gecikmesi. Bunlar hepsi tok olarak kalmamıza neden olur. Tabii mide botoksu herkese uygulanıyor mu? Yoksa belli hastalarınıza mı uygulanıyor? İşte bu body mass endeksi çok önemli burada. Biz diyoruz ki 30 ile 35 body mass endeksi arasındaki olan kişilere mide botoksunu öneriyoruz. Direkt ameliyatı önermiyoruz. Evet. Bu mide botoksuyla, çünkü bu tür gruba giren hastalarımız yaklaşık bir 17, 18 kilo, 20 kiloya kadar verebiliyor. Bu da onların normal body mass'a inmesini sağlıyor. Kilo verme tabii böyle hızlı mı gelişiyor? Yoksa yanında işte mide botoksundan sonra spor öneriyor musunuz? Yediklerini tetikliyorlar mı? Hastalar burada kendilerini nasıl hissediyorlar? Şimdi mide botoksunda en önemli şeylerden birisi gerelin dediğimiz açlık hormonunun salgılandığı fundus bölgesine de yapıyoruz. Evet. O zaman açlık hormonu, yani beyne sinyal giden, ben açım diyen hormon seviyesi düştüğü için çok kolay acıkmıyorsunuz. Bir de midenin boşalımı geciktiği için midede yediğiniz yemekler daha uzun süre kalıyor. Bu da tokluğa yol açıyor. Ama bunların tek başına yeterli mi? Tabii ki çok büyük kolaylaştırıcı. Neyi kolaylaştırıcı? Diyeti kolaylaştırıcı. Mutlaka diyoruz ki diyetisyenle birlikte gidilmeli. Yani diyetin başarı oranını %100'e çıkarıyor. Ondan sonra sporla yine kaloriyi yakmak, yediğiniz şeyle, diyetle kalori miktarını azaltmak, bunlara çok kolay adapte olmanızı sağlıyor. Süresi 6 ay. Botoksun belli bir etki süresi var. Yaptığımız zaman birinci haftada başlıyor ve genelde de 6 ay kadar bir süre etkisi devam ediyor. Peki bu 6 ay içerisinde kişi ne kadar kilo verebiliyor hocam? 20 kilo civarında hedefimiz var. Ama genelde 18, 20, 15 o civarda veriyorlar. Zaten fazla kiloları da hemen hemen o kadar bu grup. Peki bu 6 aydan sonra tekrar mide botoksu yaptırılabilir mi? Yapılabilir. Şimdi şöyle, 6 ay sonra etkinliği gidiyor. Evet. Geçiyor çünkü belli bir yarılanma ömrü var ilacın. 6 ay sonra bu başarı yakalandıysa bir 6 ay daha tekrar bir botoks uygulaması yapılır. Peki o esnada işte 20 kilo verdi diyelim, evet, kişi. Botoks yaptırmadı. Tekrar kilo alabiliyor mu? Şimdi bir de beslenme düzeni değişiyor. Evet. O düzene alışıyor. Dolayısıyla hani hiçbir zaman eski kilosuna gelmez ama bunu sürdürme şeyi biraz da hastanın kendisiyle alakalı. Yani hasta bu 6 aylık süreç içerisinde alıştırabilirse. Evet, evet. Bir hayat tarzı, evet, yaşam tarzı, beslenmeyi ona göre bir düzene sokmak bunu da sağlıyor. O nedenle hemen çok hızlı kilo alımları görmüyoruz. Peki, mide botoksunu yaptığınız zaman hastanede kalıyor mu? Yoksa normal hayatına devam edebiliyor mu? Bu güzel tarafı bu botoksun. Botoksu uygulama işlemi yaklaşık bir 15-20 dakika kadar bir süre. Normal endoskopi ile yapıyoruz bunu. Endoskopi ile giriyoruz. Hem bir mideyi kontrol etmiş oluyoruz. Herhangi bir başka bir ülser var mı? Herhangi bir tümör olabilir, rastlantı. Hiç hastalığı da belli etmeyebilir kendini. Hem bir kontrol olmuş oluyor. Ardından da hedeflediğimiz bu 22 noktaya botoks ilacımızı noktalara birer cc halinde komple enjekte ediyoruz.
Ardından hastamıza sedo analjeziyle uyutuyoruz. Yani böyle narkoz değil, hafif bir sersemleme gibi düşünün. Ardından da onun antidot ilacını veriyoruz. Hasta hemen kendine geliyor. Bir 10-15 dakika daha dinlendiriyoruz. Sonra da evine gönderiyoruz. Yani hastanede kalmıyor. Kalmıyor. Peki mide botoksunun yan etkileri var mı? Şu ana kadar bir yan etkisi yok ama yok çok aşırı dozda yapılırsa. Onların çünkü kilo başına belli bir bizim doz ölçümüz var. Aşırı bir doz yapılırsa botoksun sistemik etkileri olabiliyor. İşte çift görme olabilir. Ondan sonra bazı bölgelerde uyuşma, halsizlik vesaire gibi şeyler olabilir ama bunları çok yüksek doz yaparsanız görüyoruz. O dozlara zaten erişmemiz imkansız. Peki hocam, kişi mide botoksuna karar verdi. Hı hı. Bundan sonraki süreci nasıl takip ediyor hasta ve sizler? Anladım. Hastamız şimdi geliyor. Hastamızın body mass index'ine bakıyoruz. Evet. Diyetisyenimizle görüştürüyoruz. Ardından da hastamıza bir randevu verip botoksumuzu soğuk zincirle gelmesi gerekiyor çünkü. Ne diyor soğuk zincir? Soğuk zincir bu ilacın hiçbir zaman ısınmaması gerekiyor. Yani depodan, fabrikadan çıktığından son kullanıcı bizim elimize gelene kadar bunun soğukta kalması gerekiyor. Evet. O çok önemli, yoksa etkinliğini yitirir. Ve birkaç çeşit botoks var. Birkaç farklı firmanın botoksları var. Mide botoksunda biz genelde çok etkili olan Dysport kullanıyoruz. Bunu soğuk zincirle geliyor, hastaya işlem sırasında çıkartıyoruz. Ondan sonra hazırlayıp hemen uygulamasını yapıyoruz. Yani işlem 10-15 dakika, enjeksiyonlarımızı yaptıktan sonra da hastayı zaten diyetisyenimiz takibi alıyor. Diyetisyenimizin takibini, evet. İşte ağır yemekler yemeyecek, belki ağır kaldıracak, tabii. Ağır sporlar yapmayacak. Yani kilo vermede biz hep yağdan vermesini istediğimiz, evet, için bu arada beslenme programını ona göre ayarlamak gerekiyor ki kastan erimi olmasın. Diyetisyenimiz takiplerinde ne kadar yağdan gitti bunları görüyor. Ona göre diyet programında değişiklik yapılıyor. Tabii Hasan Hocam, kilo vermenin farklı farklı yöntemleri, evet, botoksa bunlardan biri. Geçmişte de mide küçültme ameliyatları, evet, yapılıyordu. Hala devam ediyor mu mide küçültme ameliyatı? Tabii mide küçültme ya da tüp mide ameliyatı dediğimiz, evet, sliv gastrektomi tıpta kullandığımız diyeyim. Bu zaten kilo vermenin en baş ve en iyi yöntemi. Bu da 3 gün mutlaka hastanede yatış gerektiriyor. Mutlaka ameliyat öncesi hazırlıklarımız oluyor, testlerimiz oluyor, onları yapıyoruz. Ameliyatımız kapalı yöntemde oluyor, yani laparoskopik dediğimiz. Ameliyattan sonra hastalar çok fazla ağrı çekmiyorlar. Üçüncü günde hastayı su ve sıvı gıdalara başlatarak taburcu ediyoruz, kontrollere gelmek üzere. Onda da yine diyetisyenimizin kontrolünde oluyor. Mide botoksunda da tabii sıvı gıdalarla. İlk bir hafta sıvı gıda öneriyoruz, evet, onları da. Bunları zaten diyetisyenimiz hep söylüyor. Protein tozları ekliyoruz mutlaka tedavisine. Bunlar yağdan kaybı, kastan kaybın olmamasını sağlıyor. Ve tabii mide botoksunun yanında programımızın başında belirttiğiniz gibi mide balonundan da bahsedeceğiz izleyenlerimize. Hocam peki mide balonu? Şimdi 30-35'lik body mass endeksi arasına biz mide botoksunu yapıyoruz. Ama 30'a yakınlara genelde mide botoksu. Ama 35'e yakın olanlara da mide balonunu öneriyoruz. Çünkü mide balonunda biraz kilo verme daha iyi oluyor, daha ciddi oluyor. Bunun da yine 6 ay kalabilen balonları var. 1 yıl kalabilen balonları var. Bunların 6 aylığı tercih ediyorsak 6 ay sonra onu çıkarmak gerekiyor. Bu da yine endoskopi ile yapıyoruz. Endoskopi ile mideyi kontrol ettikten sonra balonun özel kateteri var. Onu indiriyoruz mideye. Ve balonu metilen mavili serum fizyolojik dediğimiz bir sıvıyla şişiriyoruz. Hastanın kilosuna göre, midenin hacmine göre 400 cc ile 550 cc arasında bu balonu şişiriyoruz ve bu midenin içinde bir hacim kaplıyor. Dolayısıyla yemeklerin gidebileceği hacim azalıyor. Bu da bir nevi içten mideyi küçültmüş gibi oluyorsunuz. Onun da uygulaması gayet rahat. Ona da yine yatış yapmıyoruz hastalarımıza.
dinlendirdikten sonra gönderiyoruz. Tabii mide balonu kimlere uygulanır diyeceğim ama mide botoksu uygulanan kişilere mide balonu uygulanabilir. Uygulanabilir. Ama dediğim gibi yani eğer ki 30 civarındaysa body mass endeksiniz, ilk tercihimiz mide botoksu. Evet. Ama 35'e yakınsa ve ameliyat istemiyorsa hastamız, o zaman mide balonu öneriyoruz. Peki mide balonundan memnun kalıyor mu hastalarımız? Kalıyor. Mide balonu. Şimdi ikisi de farklı. Evet. Mide balonunun bazı şeyleri oluyor, etkileri oluyor hastada, istenmeyen etkiler. İçeride bir hacim kapladığı için mide onu bir yabancı cisim olarak algılıyor ve onu çıkarmak istiyor. İlk birkaç gün kusma eğilimleri, öğürme. Ondan sonra epigastrik bölgede burada böyle bir dolgunluk hissi vesaire oluyor ama bunlar geçici. Yaklaşık bir 2-3 gün kadar sürüyor. Geçici. Ondan sonra vücut buna adapte oluyor. 6 ay boyunca da artık hiçbir zararı olmadan kalıyor. Mide botoksunda da var mıdır yani etkiler? Onda yok. Çünkü onda bir içeride bir cisim bırakmıyorsunuz. Onda yalnızca enjeksiyon yapıp mide kasını felç ediyorsunuz bir nevi. Böylelikle mide gıdalarla daha çok temasta oluyor, daha çok kalıyor gıdalar. Bir de dediğim gibi hormonun salgılandığı bölgede yaptığımız için hormon seviyesi düşüyor. Yani balon daha çok mekanik bir hacim kaplıyor. Botoks ise mideyi boşalımını geciktirdiği için bir dolgunluk sağladı. Peki mide balonunu hastaya uyguladık. Hastamız kendisine nasıl dikkat edecek? Nelere dikkat edecek? Çünkü tamam. Mide botoksu gibi değil mide balonu. Evet. Orada da yine diyetisyenimiz devreye giriyor. Nasıl besleneceğini, küçük hacimlerle nasıl alacağını, gıdalarını tek tek onlara anlatılıyor. Ardından da hastamızı aralıklı kontrole çağırıyoruz. 6. ayda olduğunda da bir endoskopi kontrolü yapıyoruz. Ondan sonra da çıkartıyoruz. Midedeki herhangi bir hastalıkla karşılaşıldığı zaman mide botoksu ya da mide balonu öneriyor musunuz hocam? Yani kilosu, body mass endeksi 30'un üstündekileri öneriyoruz. Hem botoksu hem de şeyi. Ama mesela bir endoskopi sırasında bir ülser görürsek ya da aşırı bir gastrit görürsek, o zaman ilk önce onun tedavisini verip daha sonra hastamıza uygulama için çağırıyoruz. Burada tabii hastanın tedavi olması da tabii, önemli. Tedaviden tabii. Sonra mide botoksu ya da mide balonu tercih ediyorsunuz. Çünkü belki hastalığı da ilerletebilir. Tabii ülserli bir hastaya balon verdiğiniz zaman mekanik tahriş olacaktır evet. Orada. Onu mutlaka iyileştirip öyle takıyoruz tabii ki. Peki. Mide botoksu 6 ay kalıyor dediniz ya hocam. Evet. 6 aydan sonra tekrar isteniliyor mu, tercih ediliyor mu? Ya da mide balonu belli bir mi? Tabii tekrar konulabilir veya 1 yıllık balon tercih edilebilir. Evet. Eğer ki kilo istediğimiz düzeye gelmediyse 1 ay kadar mideyi aldıktan sonra dinlendiriyoruz. 1 ay sonra tekrar ikinci bir uygulamayı yapabiliyoruz. Peki. Mide balonunda da mide botoksunda olduğu gibi kilo verildikten sonra o seyir nasıl devam ediyor? Ya alınabiliyor mu evet. Tekrar verilen kilolar? Yine çok küçük de olsa alınabilir ama yine bu hayat tarzı oluyor. Evet. Yine diyetisyenin tavsiyelerine devam etmesi gerekiyor. Yine spora devam etmesi gerekiyor. Dediğim gibi yani siz bir tüp mide ameliyatı bile yapsanız ama o hasta devamlı çikolata, yüksek kalorili şeyler yerse, az miktar yiyebiliyor ama onları da hep yüksek kalorili yerse onlar bile kilo alabilir. Ama burada hedef birlikte savaşmak. İşin tıbbi yönünde biz varız ama işi başaracak olan hastamızın kendisi. Tabii. Bazen de hastalarımızda hızlı bir kilo kaybı olabiliyor hocam. Evet. Peki o kilolar tekrar alınmaması için de yine diyetisyenin vermiş olduğu reçeteye dikkat edilmesi. Aynen öyle. Biz çok aşırı hızlı kilo verilmesini istemiyoruz. Metabolik dengeyi bozmamak için. Evet. İşte burada diyetisyenin belli bir kalori ölçeğine göre ve belli niteliklere göre işte protein ağırlıklı, işte bazı vitaminleri takviyesiyle yapılan işlemlerde o hızlı kilo verme olmaz, sağlıklı, uzun vadeli, uygun bir kilo verme olur. Evet, kilo verme belirttik ya, farklı yöntemler uygulanıyor.
mesela diyetle kilo verilmesi taraftarsınız. Ama kişiler hızlı kilo vermek istiyor. Bir an önce mevcut kilolarından kurtulmak istiyorlar. Peki kilo verirken hocam yaş faktörü var mıdır burada? Yandaş hastalık ve yaş faktörü var tabii. Mesela 50 yaşın üstündekilere biz daha çok diyet öneriyoruz. Eğer bir şeker hastalığı, bir tansiyon varsa 50 yaşın altında mutlaka bu tür ameliyatları ve bu önlemleri öneriyoruz. 50 yaşın üstünde yapacağınız radikal girişimler yaştan itibaren, yani yaşı itibariyle komplikasyonlara daha çok açık. Ama yine de bütün bu sistemin komplikasyon oranı çok düşük. Kilo verdiği zaman kişi daha rahatlıyor. Sağlık. Evet. Sağlık. Evet. Daha kendisini hissediyor. Evet. Ve bununla birlikte de bazı hastalıklarda engellenebiliyor. Tabii. Gelen kilolarla. Şimdi tansiyon ve şeker hastalığının kiloyla direkt ilgisi var. Evet. Mutlaka. Çünkü üretilen insülin yağ dokusu fazla olan insanlarda çok çabuk yıkılıyor. Böyle olduğu zaman da şeker hastalığına hani diyoruz ya insülin rezistansı, yani direnci. İşte bu direnç kilo ile direkt ilişkili. Eğer zayıfsa hasta, yani uygun kiloda ise, kendi için body mass endeksi 25 civarındaysa, bu hastalar uzun vadeli ve sağlıklı yaşıyorlar. Şekerdir, tansiyondur vesaire, eğer aileden bile geliyorsa bunların genetik yatkınlığı, daha ileriki yaşlarda yakalanıyorlar bu hastalığa. Bu bakımdan her zaman başarılı. Şekeri, tansiyonu ve farklı hastalıkları olan kişilerde gerek mide bolunu, gerekse mide botoksu yapıldığı zaman hastalıklar kendisinde bir iyileşme hissedebiliyorlar. Hissediyorlar. Çok ciddi hissediyorlar. Hatta gelip hastalarımız sarılıyor, yeniden doğdum diye söylüyorlar. Bu da mutlu ediyor bizi tabii ki. Tabii hocam, korona günlerindeyiz. Evet. Dünyanın savaşmış olduğu bir virüsle mücadele ediyoruz. Ve bu süreçte de kilolar dalındı. Evet. Ve insanlar bu kilolardan da kurtulmak istiyorlar. Evet. Bir an önce kurtulmak istiyorlar. Evet. Çünkü hareketsiz bir yaşamla karşı karşıya kaldık. Hareketlerimiz tıklandı, dışarıya çıkamadık. Birbirimize yaklaşamadık, spor yapamadık. Evet. Ve koştur koştur Hasan Bilge Hocam Avrasya Hastanesi'ne geldik. Ne yapacağız? İlk önce değerlendireceğiz sizi. Evet. Bakacağız. Ölçümlerimizi yapacağız. Ondan sonra gerekli tahlilleri yapacağız. Hangi yöntemin uygun olduğuna karar vereceğiz ve uygulayacağız. Bunların hepsini tek tek anlatacağız. Ona göre ne çok daha agresif bir yaklaşım ne de çok pasif bir yaklaşım. Mutlaka hedefi 12'den vurmak gerekiyor. O nedenle hasta ile birlikte uygun yöntemi belirleyeceğiz. Avrasya Hastanesi'nde bu süreç nasıl geçti hocam? Pandemi süreci. Evet, pandemi süreci. Tabii biz bir pandemi hastanesi değiliz. Evet. Mutlaka her ameliyat ettiğimiz hastada zaten COVID testlerini yapıyoruz. Acilimize şüpheli hastalar geldiği zaman mutlaka onları pandemi hastanesi olan devlet hastanelerine yönlendiriyoruz. Şimdilik o bakımdan hastanemiz rahat. Dikkat ederseniz biz de konuşurken maske taktık şu anda. Takacağız ama tabii ki program sonucunda. Maskemizi takmadık. Tabii sosyal mesafemizi dikkat ediyoruz. Hijyen kurallarımızı dikkat ediyoruz. Artık kontrollü bir hayatı yaşayacağız. Artık alışacağız buna. Aşıların etkisini bekleyeceğiz. Evet. İnşallah aşılar gerçek bir biçimde koruyucu olur. İyi bir antikor seviyesi üretir. Öyle olursa ancak aşıyla tüm dünyadan bu hastalığı eradike edebiliriz. Peki bu süreçte ameliyatlar gerçekleştirildi dediğinizde tüm mide ameliyatları da yapıldı mı hocam? Tabii çok yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Hastalar bazen de fırsat olarak değerlendiriyor bu tür durumları. Nasıl olsa evden çıkmayacakları için hiç değilse bu ameliyatımı olayım. Tek bu ameliyat için değil, yani çok mide için değil, diğer ameliyatlar için. Hani fıtığı var diyelim ki hastanın. 2 yıldır, 3 yıldır bekletiyor. Hiç değilse bu aşamada evde dinlenirim diye düşünüyor. Ve haklılar da. Tüm mide ameliyatları da öyle oldu. Yani ilgi çok fazla ama
dediğim gibi tüm hekimlerimizin hastaları iyi seçmesi gerekiyor. Hasan Hocam, tüm mide ameliyatlarına yoğun bir ilgi var. Evet. Peki, tüm mide ameliyatı nedir? Şimdi tüp mide ameliyatı dünyada ilk defa 2002 yılında Dr. Gagner Amerika'da bir morbid obez bir hastaya, ileri derecede morbid obez bir hastaya bir gastrik bypass ameliyatı planlıyor. Gastrik bypass ameliyatı tabii bunlar altın standart ama komplikasyonları fazla olan bir ameliyat. Çünkü anastomoz yapıyorsunuz, ince bağırsağı kısaltmış oluyorsunuz. Bu hastaya ilk önce bu tüp mide ameliyatını düşünmüş ve uygulamış. Sleeve gastrectomy dediğimiz ameliyatı. Mideyi yemek borusunun tam mideye buluştuğu noktada aşağı antrum kısmına kadar boylamasına genişleyebilen kısmını çıkarmış. Bir bakmış ki bu hasta çok hızlı kilo vermiş. Ve gerçekten de hedeflenen ameliyata gerek kalmamış. Öyle olunca bu 1, 2, 3 derken uygulamaya girmiş. Komplikasyonların da daha az olması, daha kontrollü kilo vermeyi sağlaması ve etkilerinin çok uzun vadede hiçbir zaman böyle aşırı geri kilo almamayı sağladığı için bu artık zayıflama ameliyatlarında bir altın standart diyoruz. Yani bir örnek ameliyat olmuş ve bu herkes tarafından kullanılır hale gelmiş. Biz de son 10 yıldır bu ameliyatı yapıyoruz. Yaptığımız her ameliyatta hastalarımızın öncesini sonrasını kontrol ediyoruz. Bakıyoruz gerçekten başarılar çok yüksek. Başarı oranı %100. %100. %100. Çok kilo veriyorlar. İstenen hedefte kilo veriyorlar. Ve hepsi de çok mutlu, sağlıklı. Şeker hastası olanlar insülini bırakıyor. Çünkü tüp mide ameliyatının şöyle bir özelliği daha var. %70-80'e varan oranda kilolar gittikten sonra şeker hastalıklarından kurtuluyorlar. Bu çok önemli bir şey. Şeker ameliyatı var ayrıca yaptığımız ama sırf tüp mide ile bile %80'e yakın şeker hastalığı düzeliyor. Yani iki evet. Sorun birden çözümler. Çözülmüş oluyor. Tansiyonları düzeliyor kilo verdikçe. Bu işlem özel stepler dediğimiz cihazlarla yapıyoruz. Zaten biraz da maliyetli olmasının nedeni bu. Tek sefer kullanımlık, kapalı yöntemle ameliyatı yapıyoruz. Ve bu endostaplerler mideyi hem iki taraflı olarak üçer sıra zımba atıyor, dikiyor, ortasından kesiyor. Sonra siz bir kartuş daha değiştirip tekrar yapıyorsunuz ve boylanmasına midenin o genişleyen kısmını çıkarıyorsunuz. Bir de burada şöyle bir avantaj var. Mide botoksunu anlatırken demiştim ya fundus kısmından gerilim hormonu salgılanıyor. Biz oraya da botoks yapıyoruz. Hormon seviyesi düşüyor. Bu ameliyatta ise o bölgeyi zaten çıkarmış oluyoruz. Dolayısıyla gerilim hormonu ince bağırsaktan falan da salgılanıyor ama esas salgılanan yeri mide fundusu. Dolayısıyla %80'e yakın o açlık hormonu düşüyor. Yani iki tane köfte yiyor hastalarımız. Hani sanırsınız böyle Tekirdağ köftecisinde kendilerine ziyafet çekmişler gibi doygunluk oluyor. Öyle olunca da çok rahat, güzel, direkt yağdan uygun kilolara düşüyorlar tabii ki. Olumlu sonuçların aldı. %100 alınan sonuçlarla karşılaşıyorsunuz. Tabii burada hastaların psikolojikmen kendilerini de iyi hissetmelerine tabii. De etken kilo verme. Şimdi bazen hastalarımız geliyor. Uzun bir zaman geçmiş oluyor. Mesela bir yıl sonra. Ben tanıyamıyorum. O kadar değişmiş oluyor ki. İşte Instagram'ı ya da şeyden işte hocam bu benim diye gösteriyor bana. Aa diyorum sen misin? İnanın ki tanıyamıyoruz. Bunlar tabii güzellik anlamında evet. Konuşmamak lazım bunu. Bu bir ameliyat ve sağlık için yapılan bir ameliyat. Evet, bunlar ama çok önemli. Güzel bir konuya temas ettiniz. İşte şeker hastalığını da, tansiyon hastalığını tabii, da tabii. Ve kendisini iyi hissetmesi, psikolojikmen kişinin iyi hissetmesi birçok hastalığın doğmasını da engelliyor, önlüyor. Çok masraflı bir ameliyat ama. Çünkü gardırobu değiştirmek gerekiyor.
Gardıroplar değişir hocam. Kadınlarımız kendilerini sever. Tabii bu sadece kadınlarımıza yönelik bir ameliyat değil. Erkekler de fazlasıyla tercih ediyorlar bu tüp mide ameliyatımızı. Evet. Kadın erkek arasında farklılıklar da oluşuyor mu kilo kayıtları? Yok. Yok. Aynı. Aynı oranlar aynı. Ama yani teknik olarak ya da diğer hazırlanma yöntem falan hiçbir şey değişmiyor. Tüp mide ameliyatında da yaş faktörü yok. Yok tabii ki. Onda da mesela 60 yaşına kadar. Yani 60'ın üstünü pek yapmak istemiyoruz. Yani yandaş hastalıkları, yara iyileşmesi vesaire onlarda problem olduğu için 60 yaşına kadar rahatlıkla yapıyoruz. Tüp mide ameliyatında sonradan kilo alma riskiyle karşılaşabiliyor mu hastalarımız? Kaybettiği kiloların ikinci yıl, hedefimiz hep ikinci yıldır. İkinci yıl sonunda kaybettiği kiloların en fazla %5'ini alabilir. Bu ölçülmüş, istatistiği yapılmış. Yani diyelim ki hastamız 150 kilo. Olması gerekli kilo 70 kilo. 80 kilosu fazlası var. 80 kilo gitti diyelim ki. Bıraktı kendini, artık yemeye başladı diyelim ki. %5'ini alabilir. 80 kilonun %5'i 4 kilo yapar. Yani aynı fazla 4 kilo alabilir. 80 kilo kaybetmiş birisi. Fazlasını almaz diyorsunuz. Almaz. Evet. O tüp mide ameliyatı için geçerli olan bir kural. Tabii. Bunun botoks için ve tüp balonu için, mide balonu için konuşamayız. Onun için öyle bir kaide veya bir araştırma yok. Onlar devamlı, düzenli olarak kendilerini kontrol etmek zorundalar, diyetlerine uymak zorundalar. Hasan Hocam, buradan şu sonuç çıkıyor. Tüp mide ameliyatı kesin sonuç. Kesin sonuç, altın standart. Evet, altın standartında bir sonuç alıyorsunuz. Çünkü kilolar fazlasıyla veriliyor ve sadece %5 oranında, o da yine hastayla, kişiyle, kendisiyle ilgili. Şimdi orada kısıtlayıcı bir, yine küçük hacimlerde yüksek kalorili yememesi gerekiyor ama zaten mide hacmi ileri derecede azaldığı için, az yiyerek de doydukları için zaten tekrar böyle aşırı kilo alma görmüyoruz. %5 en fazla. Yan etkileri var mıdır tüp mide ameliyatı? Yok. Yan etkileri yok. Ameliyatta ki komplikasyonlar var. Ameliyat sonrası komplikasyonları var. Bunlar da çok nadir görülen şeyler. Bir dikiş hattından kaçaklar olabiliyor. O kaçakların da tedavisi o kaçan sıvıyı batın dışına bir direnle almaktır. Zaten biz ameliyatta direnimizi koyuyoruz, o önlem almış oluyoruz. Onun dışında ameliyat sırasında kanamalar olabilir. Onlar özel cihazlarla durduruluyor. Bunlara da çok sık rastlamıyoruz. Esas burada kullanılan endostepler dediğimiz o cihalar çok önemli. Onların kaliteli markalardan olması gerekiyor. Çünkü birçok firma var bunu oraya üreten. Biz FDA onaylı Amerikan malı, firma adı vermeyeyim şimdi. Öyle cihazlar kullanıyoruz. Çünkü burada insan hayatı çok önemli. Aras Hastanesi'nde de tüp mide ameliyatı, mide botoksu, mide balonu gerçekleşiyor. Tabii. Hastalarımızın da tercih ettiği bir yöntem. Evet. En çok da mide. Mide botoksumuz çok. Evet. Ardından da mide tüp mide ameliyatlarımız çok. Uygun hastalara da mide balonumuz var. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Son olarak ekranların başındaki kanal 108 izleyenlerimize, tabii mide botoksu önemli, mide balonu da önemli ama en önemlisi burada hastalarımızın tercih ettiği tüp mide ameliyatı. Tüp mide ameliyatı. Çünkü altın sonuç dedi. Evet. Altın standart. Uygun seçilmiş hastalara, evet. Body mass endeksi 35'in üstündeki hastalara güvenle yapılabilecek bir ameliyat. Yani çok çekinmesinler, kilodan dolayı gelecek hastalıklarını düşünsünler. Evet. Onlar daha riskli şeyler. Öneriyorum. Uygun seçilmiş hastalar dediniz ya. Body mass endeksi 35'in üstünde olacak. Evet. Uzun süre diyet yapmış ama bir türlü başarılı olamamış olacak. İşte balondur ya da botokstur, onları da denemiş olup yine başarısız olacak. Ve bu işi gerçekten isteyecek. Ve savaşmak için diyabet şeyle, şişmanlığıyla birlikte olacağımız hastaları seçiyoruz. Evet, onlar zaten obezite grubuna giriyor. Evet, evet.
obezite grubundaki hastalarımıza da tüp mide ameliyatı Avrasya Hastanesi'nde yapılıyor evet. Ve sonuçlar %100 alınıyor. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. İyi yayınlar tekrar. Çok sağ olun. Evet, Kanal 78 izleyenlerimiz bugün önemli bir konuyu sizlerle paylaştık. Birçok konumuzu konuştuk. Mide botoksu, mide balonu ve tüp mide ameliyatından da bahsettik. Genel cerrahi uzmanımız operatör doktor Hasan Dici bizlerle birliktelerdi. Kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz ve sizlerle Kanal 78 izleyenlerimize bizlerden ayrılmamanız ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda, hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp, Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir.
0212 665 50 50. Evet efendim, öncelikle geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Evet, tabii bugünkü konumuz kilolarımızı nasıl muhafaza ediyoruz? Pandemi döneminde nasıl dikkat ettik kendimize? Peki sizden nasıl dikkat ettiniz kendinize? Ben hamileydim. Hamileyken yemediğim zaman kilo aldım. Doktorum çok güzel bilir. Yedikten sonra kilom kesildi. Çok güzel bir şekilde 7 kiloyla şeye girdim, doğuma girdim almış vaziyette. Tabii şimdi de bebek oldu. Yani onları da attım. Eski halime döndüm. Biraz şişkinliğim var, o da geçecek. Peki. Şu anda biraz hastanesiniz. Evet. Neden bu hastaneyi terk ettiniz? Doktorum için. Hani doktorumu çok seviyorum. Çok iyi, çok ilgili. Acayip derecede de memnunum. 10 kere de olsa 10 kere de ona gelirim. Zaten 8 yıldır da onunlayım. Evet. Doğumunuz. Evet. İki çocuğum. Bu ikinci çocuğum. İkincisini de onda yaptım. İlkini de onda yaptım. Gamze Baykal. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Tabii yeni özeli Avrasya Hastanesi'ni nasıl gördünüz? Yenilenmiş bir yapısı var şu anda. Evet, çok gayet güzel oldu. Eski haline nazaran çok çok güzel. Hani insanı cezbedecek şekilde yaptılar, evet. Ve temizlik, hijyen çok önemli. Evet. Sosyal mesafe kurallarını var, evet, burada var, evet. Yani şey dikkat etmişsiniz. Aynen öyle, evet, evet. Evet. Tavsiye eder misiniz hastaneyi? Hastaneyi de tavsiye ederim. Hastaneden ziyade doktorumu çok 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 tavsiye ederim. Hani Gamze Baykal'a acayip derecede tavsiye ederim. Peki efendim, geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet, bu hafta konumuz kilolarımızı nasıl muhafaza edeceğiz? Tabii obezite olursak farklı yöntemler var. Mide ameliyatları gibi, botoks gibi, mide botoksu, mide balonu gibi. Peki sizler kilonuzu nasıl muhafaza ediyorsunuz? Nasıl dikkat ediyorsunuz beslenmenize? Fazla yememeye çalışıyorum. Evet. Yürüyorum akşamları. Spor yapıyorum. Pandemiden dolayı yani içeride olduğumuz için çok yürümeye başladım yani. Yürüyüş evet, yapıyorum. O süreçte kilolar alındı. Alındı tabii. Evet. Alındı tabii, bayağı bir 90 kiloya çıktım. Evet, bayağı bir kilo aldım. Şu anda kilo vermeye çalışıyoruz. Kız kardeşim rahatsızdı. Onu getirdik buraya. Şu anda evet, Avrasya Hastanesi. Evet. Neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Memnunuz. Personelinden, doktorundan, her yönden yani. Ben 25 senedir yani bu hastaneye gidip geliyoruz. Gerçekten de çok memnunuz yani. Tabii yenilenmiş bir yüzü var şu anda. Çok güzel olmuş. Beğendiniz mi? Evet. Laboratuvarı olsun, yani giriş olsun, her konuda çok güzel yani. Hizmet veriyorlar, doktorlar olsun, hemşireler olsun, yani hostesler olsun, memnunuz gerçekten. Tavsiye ederiz. Tavsiye ederiz, evet. Peki efendim, çok geçmiş olsun. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. İyi günler size, kolay gelsin. Az yiyorum, sık yiyorum. Evet. Yürüyüşlerinizi yapıyorum. Yürüyüş yapıyorum. Çok geziyorum. Çok uyuyorum. Yani sağlıklı bir insanın yaptığı her türlü aktiviteyi yapıyorsunuz. Bol yürüyüş, bol spor. 8.30'da yatıyor, 6.30'da kalkıyor. Çok güzel. Uyku düzeni de güzel. Evet. Yememe içmeme dikkat ediyorum. Yağlı yemek yemiyorum. Kızarmış yemek yemiyorum. Tabii pandemi döneminde de evdeydik. O süreçte de kendinize dikkat ettiniz mi? Ediyorum. Her zaman ediyorum. Her zaman dikkat ediyorsunuz. Her zaman. Peki şu anda Avrasya Hastanesi. Avrasya'dayım. Neden burayı tercih ettiniz? Burada hanımı getirdim. Muayene olacağız. Muayene olacak. Evet. Nasıl, memnun kaldınız mı? Memnun kaldık biz. Şey yukarı 25 sene beri buraya girip gidiyoruz. Neden peki 25 yıldır bu hastaneyi tercih ediyorsunuz? Hizmet veriyorlar. Doktorları güzel. Evet. Öyle insanlara hor bakmıyorlar, tepeden bakmıyorlar. Saygılı duruyorlar. Evet. Memnunuz, onun için geliyoruz. Peki efendim, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Evet. İyi günler. Evet efendim, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Evet, siz neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Beni getiriyor zaten, 25 senedir ben buranın hastasıyım. Tuğba Hanım'ın, Türkan Hanım'ın, Celal Bey gitti, Celal Bey'i, o gittikten sonra Emel Hanım'ın, şimdiki de buraya geldik, Ali Bey'e geldik şu anda da. Neden peki? Başka ben ilk baştan buraya getirildim, evet. Türkan Hanım hocaya, burada bayağı bir yattım, sonra Banu Hanım'a,
Bayağı onda da yattım. Ondan beri onların bana hizmeti çok güzel. Tüken Hanım'ın her şeyimi biliyor. Her şeyimi anlıyor. O sebepten buraya geliyorum. Memnun oldum. Memnun oldum. Hiç bırakmadım. 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 Hiç bırakmadım. Peki yenilenmiş yüzünü nasıl buldunuz hastaneye? Çok güzel. Çok çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Allah hayırlısı olsun herkes için. Sizler için de bizim için de. Peki efendim. Çok güzel. Olsun. Teşekkür Sanki ederim. Çok biliyoruz. Güzel. Teşekkür ederim. Sağ olun. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda, hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp, Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. Işın tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050.